Günümüz kahvetesi de olsun. Günaydın. Zümdanka kanat açmış bekliyor bizleri. Bugün 22 Aralık. Evet, bugün altın çağın ilk günü. İlk günü. Ve beraberiz. Altın. Evet. Kafatemiz sonsuz. Amin. Şarkıya girelim mi hocam? Evet. Lütfen. Evet. Kafanın eteğinde uçana kanar oldu. Kafanın zirvesinde uçana kanar oldu. Diyar diyar uçana. Oh! Bundan sonra sıkıntı besleyelim. Ben çok şaşırdım. Şimdi sen gel, sen gel. Beslemiyorum bak. Sanki benim şu kanatlarda bir açılma var ama ya. Var, var. Acayip, acayip. Haydi. Haydi. Yeni çağda güzel bir motivasyon ve bir meditasyon yapalım. Yapalım. Haydi bu meditasyonla yeni çağ en güzel dileklerimizin gerçekleşmesiyle girelim. Haydin bre. Burada duracağım ben. Sen niye orada duruyorsun? Şimdi lütfen herkes gözünü kapatsın ve Güneş sisteminin en büyük gezegenlerinden Uranüs, Satürn şu anda tam ayaklarımızın altında. Manisa-Spil Dağı'nın işte şu ayaklarımızı bastığımız yerden aşağıya 114 kilometre aşağı doğru enerjilerini birleştirmiş halde duruyorlar. Uranüs en altta, üstte Satürn. Ve dün de tam şu an ayaklarımızı bastığımız yer Jüpiter'in olduğu yer. Jüpiter şu an toprağın üzerinde ve onlarla temas halinde. Yani burada torun Jüpiter, baba Satürn, dede Uranüs. Bu üçlü 2020'nin 22 Aralık'ında şu an karşımıza Manisa-Spil Dağı ve Zümdanka ağaç olarak çıktılar. Şu sırtımızı dayadığımız ağaç Jüpiter'in temsili. Aynı şekilde bizde de Uranüs ve Satürn bugüne kadar şahmaran olarak kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar duruyordu. Zümdanka yani Jüpiter işte şu an başımıza konan talih kuşu yani Zümdanka olarak enerjisini yeni çağda getirdi. Bu dede, baba ve torun üçlüsünün, Jüpiter'in, Satürn'ün, Uranüs'ün 21 Aralık ve bugün de 22 Aralık 2020'de yeni çağın ikinci gününde dünyada ne kadar güzellik bekleniyorsa kim dünyanın neresinde yaşıyor hem kendisi hem evren için güzellikler aklından geçiriyorsa ve sizler gönlünüzden, yüreğinizden, düşüncelerinizden hangi güzellikleri kendiniz için ve evren için geçiriyorsanız tüm bu güzellikleriniz, düşünceleriniz hem sizin hem evren için inşallah şu andan itibaren kabul olsun. Ve uzun zamandır koronavirüsü dünyamızdan temizlemek, dünyamızdan yok etmek için yaptığımız çalışmalar ve bütün dünyada pek çok insanın yaptığı çalışmalar inşallah şu andan itibaren %100 etkisini göstererek şu saniye ortadan kalksın. Ve biz de bunu desteklemek için yerin altındaki Uranüs'ün, Satürn'ün enerjisini şimdi yükseltelim. O da bizim kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar olan şahmaranımızın enerjisini yükseltmeye bağlı. Lütfen kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar şöyle 30 saniyede enerjinin yükseldiğini görelim kendi bedenimizde.
Kuyruk sokumumuzdan bel omurlarımıza, sırt omurlarımıza enerji yükseliyor. Bir parlak nur yükseliyor. Ve başımıza kadar, kafatasımıza kadar, saçlarımıza kadar yükseldi. Bu Mayıs spildağın altına eşlendiğinde Uranüs ve Satürn'ün ta bulunduğumuz yere ayaklarımızın değdiği toprağa kadar yükselmesi. Bugüne kadar şahmaran biliniyordu. Uranüs ve Satürn de dünyanın altındaydılar, içindeydiler. İki gündür de Jüpiter indi. İşte kendisini şu an kanatlarını açmış şu zümrüdüan kağıt olarak gösteriyor. Ve saçımıza konan devlet kuşunu, yani şahmaranımızın kafasına konan zümrüdüan kağıdı görelim. Kuyruk sokumuzdan kafatasımıza yükselen enerji zümrüdüan kağıdı yükselsin. Şimdi onlar tam bir birliktelik içindeler. Şahmaran ve zümrüdüan kağıdı. Bu bir çember oluştursun. Şahmaran yarı çember, zümrüdüan kağıdı yarı çember oluştursun. Ve ikisi şu anda çemberi tamamlasınlar. Ve bizler de diyelim ki, ey yüce Allah'ım lütfen bedenlerimize, ruhumuza ve ömrümüze şifa enerjisi akıt, doldur, depola. Biz bu enerjiyi dünyamızın, bütün insanların, hayvan dostlarımızın, bitki dostlarımızın, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve beşinci boyutun şifasını vesile kılmak istiyoruz. Lütfen bizi onların şifasına da vesile kıl ve bizi şifayla doldur. Ve biz başkalarının şifasına vesile oldukça bizim şifamız daha da artsın. Ey yüce Allah'ım inşallah koronavirüsü belasından dünyamızın bugün kurtulduğu gündür. Hani demin bir çember oluşturmuştuk zümrüdüan kağıdı ve şahmaran birlikteliğiyle. Bu çember şimdi dünyamızın etrafını sersin. Satürn'ün halkası gibi dünyamızın etrafında halkalar oluştursun ve şimdi halka değil tam bir kılıf oluştursun, nurdan bir kılıf dünyamızın çevresinde. Ve yine diyelim ki ey yüce Allah'ım lütfen bedenlerimize, ruhumuza ve ömrümüze bolluk, bereket enerjisi akıt. Ve bizi bütün insanların, hayvanların, bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve beşinci boyutun bolluk, bereketine vesile kıl. Ve biz onların bolluk bereketine vesile oldukça lütfen bizim bolluk bereketimiz daha da artsın. En yüce Allah'ım lütfen bizi, ruhumuzu, ömrümüzü bilgelikle doldur. Yaşadığımız çağ hangi çağsa onun godzilyon yıllar sonrasına ait bilgelikle doldur. Ve biz bu bilgeliği bütün insanlara, hayvan dostlarımıza, bitki dostlarımıza, taşa, toprağa, havaya, suya, yıldızlara, uzay boşluğuna ve beşinci boyuta sınalım. Onların bilgeliğine vesile olalım. Ve biz onların bilgeliğine vesile oldukça bilgeliğimiz daha da artsın. Ve biz sahip olduğumuz bilgileri yaşadığımız şu an insanlarına bir elmayı gösterdiğimizde ne kadar kolay anlaşılıyorsa o kadar kolay anlatabilelim. Lütfen herkes şu anda bir zümrüdüan kağıdı olduğunu hayal etsin. O demin zümrüdüan kağıdı ve şahmaran çemberimiz şimdi tam bir zümrüdüan kağıdı olsun. Şahmaran zümrüdüan kağının kuyruk sokumuna, beline, sırtına, boynuna ve kafatasına girsin. Şahmaranımız şu anda zümrüdüan kağıyla tek vücut. Ve dünyayı kanatların arasına aldığını hayal edelim. Dünyamızın da nurla dolduğunu görelim. ...30 saniye sonra gözlerimizi açalım... ...ve dünyayı saran kanatlarımız şimdi tüm uzayı sarsın... ...tüm uzay nur içinde olsun... ...ve yeni çağda bu ilk günlerinde, ikinci gününde inşallah bütün dualarımız, çalışmalarımız kabul olsun, amin... Haydın bre, açalım gözlerimizi, hayırlı uğurlu olsun. Bakınız Mayıs Spildağ'ın bu güzel noktası neresi? Hani siz bir şaheser ağaç oluşturursunuz, onu göze görünmez bir yere koysanız, onu uygun yere koymuş olmazsınız. Bakınız
nereye konmuş? Manisa Spildağ'ın gök kubbeye en yakın yerine ve her tarafı gören güzel yerine konmuş. Manisa bulutlar altında. İşte en güzel yerine konmuş. Şu an çok güzel oldu. Tam istenen durum gerçekleşiyor. Ve tek sıra olursa çok iyi olur. Orası çok iyi. Dilek Hanımların orası tek sıra değil, çift sıra. Lütfen tek sıra olun. Haydi. Evet, şimdi amaç kalp olmayan taş bulmak. Kalp mi? Gösterin. İçinde bir sürü taş bulacağım. İçindeki taşlar da kalp. Evet, onlar da kalp. Hayır, buradaki taşlardan şöyle bir gayretimiz var. Kalp olmayanı bulmak. Olmayanı. Ve bir de taşlar sanki buraya bırakılmış gibi öyle. Bakalım. Lütfen çeviriniz. Bu değil dedik ama şurası biraz yine benzemiyor mu? Şöyle bakılınca. Aşırı mı zorlamış oldum? Alt ucu. Şurası evet benzemiyor ama kırılmış ve şurası yine kalbi benzemiyor. Lütfen söyle, taşları sanki atmışlar buraya değil mi? Herhangi bir tane alın. Bakalım. Evet. Hocam burada var mı kalp bu taşta? Hemen bakalım. Şurada bir, şuna bakalım, bu bir kalp. Evet, gerçekten ya. Hepsi şu kalp. Bakalım. Kalp. Elimdekine bak, küçücük bir kalp. Bakalım. Küçücük. Damarları, her şey var. Pırıl pırıl. Bebek kalbi. İçine oyup doğru mu kalp? Yok. Orası öyle zaten kalp. Bak bunu sökmek lazım. Tabii sökmeyeceğiz. Büyük ihtimalle orada toprağın altında. Bakın kalbe bakar kalp olarak. Bakın. Wow. Bak. Bakın. Evet. Vallahi muazzam bir kalp. Tam şöyle kalbinizin üstüne koyun. Fotoğrafınızı çekelim. Evet. Bunu İstanbul'a götürebilir miyim? Evet. Ne güzel kalp oldu. Ya işte. Havalimanında X-ray'de sorarlar. Bu ne? Kalp. Kalbim için. Kalbim taş oldu. Allah'ım. Taşlar kalbim evet, oldu. Evet. Buldum. Ben çok
Aynı soru. Gelsin gel bulalım çabuk. 2 Aralık 2020. Altın Çağ'ın ikinci günü ve Tanrılar Şehri. Bakınız muhafızlarımız burada. Bunlar Manisaspil Dağı'nın yıl kağıtları. Tam da şu an bulunduğumuz yer antik dönem Tanrılar Şehri'nin kapısı. Hocam biz araziye salıverince kopuyor muyuz? Ve şu anda arkadaşlar bakınız ne güzel atlar. Manisaspil Dağı burası. Namı diğer Kaf Dağı burası. Yanlarından geçelim. Haydın bre. İlk defa bizi kapıda uğurluyorlar. Daha önce hep geldik. Evet atlar. Wow, bizimle beraber geliyorsunuz. Vay 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 vay. Aha, vallahi ilk defa eşlik ediyorlar bize. Osmanlı'dan kalan atlar değil mi hocam? Evet. Biliyorlar bizim gideceğimizi. Osmanlı'dan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehzadelerimizin bindiği, sultanlarımızın bindiği atların torunları. Torunlarının, torunlarının torunları. Selam versene bebek. Alnında beyazı var. Buna aynalı denebilir. Bak alnında. Hayırlı günler atlar. Selamlar, saygılar. Kafeteniz sonsuz atlar. Ve arkadaşlar. Geçiyoruz. Bakınız şehrin duvarları. Çınar ağaçları. Ve öyle bir yerdeyiz ki şu duvar, bahçe duvarı taştan yapılmış, bütün taşları kalp.